Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, ahirette felaketten kurtulmak. Dünyada ve ahirette felaketlerden kurtulmak, rahat, mesut yaşamak için öncelikle iman etmelidir. İman bilgilerini de ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi doğru olarak öğrenmelidir. İmanı doğru olan müminin ikinci vazifesi salih olmak. Yani Allahü Teala'nın rızasını, sevgisini kazanmaktır. Bunun için kalp ve bedenle yapılması, sakınılması emrolunan din bilgilerini öğrenip bunlara uygun yaşamak, yani ibadet yapmak lazımdır. Ra'd suresinin 22. ayeti kerimesinde mealen, onlar şu kimselerdir ki Rablerinin rızasını kazanmak için sabrederler. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve aşikar infak eder verirler. Kendilerine kötülük yapanlara iyilik ederler. O müminler için ahiret saadeti ve rahat vardır buyurulmuştur. İmanı olmayan kimsenin sonsuz olarak cehennem ateşinde yanacağını Peygamber Efendimiz haber vermektedir. Bu haber elbette doğrudur ve buna inanmak lazımdır. Herhangi bir insan sonsuz olarak ateşte yanmak felaketini düşünse korkudan aklını kaçırır. Bu korkunç felaketten kurtulmak için Allahü Teala'nın var ve bir olduğuna ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun son peygamberi olduğuna, onun haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanmak, iman etmek lazımdır. Böylece insan bu sonsuz felaketten kurtulabilir. Eshab-ı Kiram'dan Ebu Hüreyre Hazretleri şöyle nakleder. Süheyb-i Rumi Hazretleri Mekke'den hicret ederken, Kureyş müşrikleri onu takibe başladılar. Hazreti Süheyb yanına aldığı okları göstererek, "Benim iyi ok attığımı bilirsiniz, bana yaklaşmayınız," dedi. Müşrikler, "Bize Mekke'de sakladığın yiyeceklerin yerini söyle, seni takipten vazgeçelim," dediler. Bıraktığı yiyeceklerin yerini söyledi. Onlar da takip etmekten vazgeçtiler. Hazreti Süheyb, Resulullah Efendimizin huzuruna varınca 3 kere alışverişinde kazançlı çıktın buyurdular. Sonra Bekara suresinin 207. ayeti kerimesi nazil oldu. Bu ayeti kerimede mealen, insanlar arasında Allah'ın rızasını kazanmak için canını verenler vardır. Allah kuluna karşı şefkatlidir buyuruluyordu. Ebu Bekr Verrak Hazretleri buyuruyor ki, daima seninle olması gereken 5 şey vardır. Bunlar Allah, nefis, şeytan, dünya ve halktır. Eğer bunlara karşı şu 5 şeyi tatbikte muvaffak olursan, saadete erersin. Allahü Teala'nın emirlerine itaat edip, yaptığı her şeyi beğenip razı olmak, nefse muhalif olup, şeytana düşman olmak, dünyadan sakınmak, halka karşı da şefkatle muamele etmek lazımdır. Allahü Teala'nın kendisine verdiğinden memnun ve razı olandan Allahü Teala da razı olur. Abdülaziz bin Abdüsselam Hazretleri, kim Allahü Teala'nın rızasını nefsinin arzu ve isteklerine tercih ederse Allahü Teala da o kuldan razı olur. Kim insanların rızasını tercih etmek suretiyle Allahü Teala'nın gadabına sebep olacak şeyi yaparsa o kimseye hem Allahü Teala gadab eder hem de onu insanların gözünden düşürür buyurmuştur. İmanı kamil olan müminler Allahü Teala'nın rızasını ve sevgisini kazanmak için nefislerine zor gelen güç şeyleri yapmayı seçerler. Allahü Teala'nın rızasını ve sevgisini kazanmak için küfürden yani inkardan teberri yani uzaklaşmak gibi hiçbir amel ve ibadet yoktur. Ebu İshak el-Fezari Hazretleri, bazı kimseler insanlar tarafından metholunmayı seviyorlar. Halbuki Allahü Teala'nın rızası yanında insanların övmelerinin hiç kıymeti yoktur buyurmuştur. Netice olarak dünyada ve ahirette felaketten kurtulmak için Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmayı ganimet bilmelidir. Dünyayı ele geçirmek için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü Teala'yı bırakmak ahmaklık alametidir. Akıllı bir kimse sonsuz olarak ateşte yanmak ihtimalinden kurtulmak için bunun çaresini arar. İnsan Allahü Teala'ya ne kadar yaklaşırsa hem dünyada hem de ahirette mutlu olur.
İnsan Allahü Teala'dan ne kadar uzaklaşırsa hem dünyası hem de ahireti perişan olur.